Tabii bu ülkemiz açısından çok büyük bir önem arz ediyor. Malum Türkiye'nin durumu ortada. Geçmiş yönetimlerde siyasi gereği ülkemiz çok büyük badeler atlatmış, sıkıntılar çekmiş. Burada tabii iç güçler, dış güçler dediğimiz bütün ülkeler şu anda karşımızda. Bizim ekonomik anlamda, siyasi anlamda güçlenmemizi istemiyorlar. Herkes bir taraf olmuş. Türkiye'yi yıpratma operasyonu içerisinde işte bir 15 Temmuz yaşadık. Bu da bunların bir örneği başlı başına. Ben bu sistem değişikliğinin ülkemiz açısından hayırlı olacağını, iyi olacağını düşünüyorum. Hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda, büyüme anlamında ve pazar günü yapılacak olan referandumda da ülke insanımız, Rize insanımız ve özellikle de bizler ve Kalkandere olarak büyük bir oranda destek vereceğini düşünüyorum bu anlamda. Hem de büyük bir destekle çıkacağını düşünüyorum. İnşallah bu sistemle Türkiye'miz çağ atlayacaktır. Daha refah seviyesine ulaşacaktır. Hem ekonomik anlamda hem diğer hususlarda. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur diye düşünüyorum. Ve böyle olmasını da ben arzu ediyorum. Teşekkür Ve ediyoruz. bu 18 maddeyi ben de okudum. Evet, baktınız. Ülkemiz için hakikaten olması gereken şeyler diye düşünüyorum.